Arkadaşlar ben bir hızlıca kendimin meslek hayatımı biraz anlatmak istiyorum. Bunu mecburen hep böyle İngilizce yazıyoruz çünkü hep böyle dünyaya gittiğimiz şeyler. Bu yaşadığımız hayatta ödüller, başarılar bunların hepsini anlatır. Fakat ben çok daha önemlerini anlatmak istiyorum. Bu yaptığımız mutfak araştırmaları, kendi kültürümüzü ortaya çıkarma çalışmalarında Şöyle söyleyeyim, bu 2000 milenyum sayısında çıkan dünyanın en önemli magazinedir. Şurada bu 100 e, rakamı 2000 yılındaki 100 önemli e, yemek kültürüyle ilgili yapılmış çalışmaları anlatır. Bunun içindeki 6 kişiden e, biridir. Ondan sonra e, gene dünyada bir Türk yemeği ilk defa, e, bu Alan Richmond dediğimiz insan çok önemli bir yazardır. Gentleman's Quarter'lının e, onun bize yapmış olduğu bir çalışmadır. Bu da 94 senesinde Çırağan Sarayı'ndaki yaptığımız bir operasyondu. Ve e, dünyanın en önemli magazinlerinde bu kültür, e, bunu daha sonra belki kendi aramızda paylaşırız. E, bu makaleyi yazan e, kişi de vefat etti Allah rahmet eylesin, Amerikalı. Bu da bize 15 gün e, yattı kalktı Çırağan Sarayı'nda. Ve müthiş bir makale hazırladı. Ve bu makalenin içinde, şurada renkler doğru çıkmayabilir ama bu menü 3. Selim'in bu sene 92, burada birçok kişi doğmamış olabilir diye düşünüyorum. 2000'li bunlar. Öyle mi 2000'li? <laughs> 92 yılında yani böyle bir otantik bir şeyi bir operasyonun içinde kullanmak Türkiye'de çok kolay bir şeyler değildi. Bizim jenerasyonumuz o dönemleri daha iyi bilir. Ee, ve bu menü ilk e, Osmanlı e, restoranı e, menüsünü sunan bir menü kapağıdır. Gene Amerika'nın yapmış olduğu çalışmalarda, şu haritayı görüyorsunuz daha sonra inceleyeceğiz. Bu da o yıllarda basılmış ve anlatılan bir şey. Yani 17. yüzyıl Osmanlı haritası. Daha sonra detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama burada gene... 1998 Monaco, Monaco Prens Reyne'nin bize daveti olarak gittiğimizde onların da 700. yüzyılıydı, Osmanlı İmparatorluğu'nda 700. yüzyılıydı. Burada da dünyanın en önemli otelde Paris burası ve bu beyefendi bizi dört defa ülkesinde Türk yemeklerini için ağırlamıştır. Yanındaki hanımefendi de Fari başkonsolosumuz Başkonsol, Tuna. Köprülü. Bunlar hızlı hızlı geçeceğim. Gene bir işte bir şefin reputasyonu altında. Gene altta bu Hollanda'da o zaman bir okulda dört gün boyunca Türk ve Osmanlı yemeklerini sergilediğimizde Kraliçenin bizi, Hollanda Kraliçesinin ağırladığı bir organizasyon. Gene bunlar hep böyle 90'lı yılların başlarındaki magazinler. Bu tip eğitimler, bu tip çalışmalar, bu... Gene e, burada çok önemli şeyler var. E, İstanbul'da bir e, mutfak kültürünün tekrardan hayata geçişini anlatan çalışmalar ve yabancı işte Daily News'ler. Yani buralarda niye hep bunu gösteriyorum O sıralarda sadece yabancı dünya basının ilgi gösterdiği bir şey. Yerli basınımızın henüz topa girmediği ve girmek istemediği dönemler. Bu da bu da Financial Times'ın ee, seneyi gösteriyor. 93 göremeyebilirsiniz. 93. 93 evet. Bu Financial Times yemek kültürü yazan bir e, gazete değil, siyaset ve finansı yazar ve dünyanın en e, itibarlı e, e, gazetelerinden biridir. Bunu e, yazan Philip Mansel de şuradaki inanın bir İlber Ortaylı ağırlığında bütün coğrafyadaki tarihi Orta Asya'dan Orta Doğu'ya ve Osmanlı İmparatorluğunu ve bunun çok güzel de bir e, kitabı vardır. Ee, Osmanlı'yı Fatih'ten Cumhuriyet'e kadar anlatan. Bu beyefendi geldiğinde dedi ki bana gerçek yemekleri yapın dedi. E, şeyde. Ben zamana uydurulmuş yemek istemiyorum dedi. Çünkü öyle bir durumdayız ki kendi kültürümüzü kendi halkımıza alıştırabilmek için orijinalinden hafif hafif seyrelte seyrelte insanları alıştırdık. Yani bugün eğer mutfak kültürü konuşuluyorsa hep bu çalışmaların sonucudur. Ve biz kendisine e, orijinal yemeği yaptığımızda çok mutlu olmuştu ve tebrik etmişti. E, gene şöyle, bu beyefendi de şu anda Alain Ducas girdiğiniz zaman göreceksiniz. Çünkü bu Le Blanche dediğimiz e, şeyde Fransız Aşçılar Birliği'nin önemli bir kurumudur. Ben bu kurum tarafından da çok ödüller aldım. Ve bu e, Monaco'da e, dört defa özel organizasyon yaptığımız için bu Monaco ülkesi iki sene Monaco'ya hizmet eden ahçıları peşinden koşup toparlayıp çok büyük paralar harcayıp bizi orada toparlayıp bize jest yaptı. Gene bu çalışmalar gördüğünüz gibi evet bu da 2004 NATO zirvesi Şirak, Bush, Ahmet Recep Sezer ve daha yakında vefat eden e, Kraliçe Elizabeth. Ben e, onun bir işletmesinde de mutfağında çalışmıştım. Kendisi şöyle söyleyeyim. Bunu şımarıklık olsun diye, kayalık olsun diye de söylemiyorum. Lütfen öyle kabul edin. Bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakanı, bir de beni ziyaret etmiştir Türkiye ölçeğinde Biz ahçıyız. Yani ahçıya ve mutfağa... <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Yani bir ahçe ve mutfağa değer veren insan anlamında sadece kraliçenin gelmesi için 6 ay İngiliz Büyükelçiliği adımları saydı, çalışmaları yaptı. Böyle bir değerin içindeyiz. Bu da İspanya'da biliyorsunuz bu moleküler mutfak çok ünlü ve onlar yarattılar bu işi. Bunlara da tıkandılar tıkandıktan sonra dünyadaki geleneksel kültürleri işleyen ahçıları alıp kendi e, ahçılarına, bu moleküler mutfakta tıkanan ahçılarına bu kültürlerde ne derinlikler var bunları anlatmak için bizi oraya çağırırlardı. Şöyle söyleyeyim, e, derinlik, içerik son derece önemli. <laughs> bu da gene bir e, Çin e, magazini. Benim yıllar önce e, ortaya çıkardığım bir feriye restoran. Bu restoran özelliği şu... E, Ülkemizdeki bütün e, zincir işletmeler yabancı işletmelerdi. Bu restoran yıllardır e, ülkemizin kendi Türk protokolünün bir Türk binasında, bir Osmanlı binasında yıllarca organizasyonlarını gururla sunduğu işletmeydi. Zamanı geldiğinde de devretmiştim. Hala var. Başka şekilde de var. Ama önemli olan bir şeyi hayata e, geçirmekti. Bunlar gene magazinler. Ee, ve 20 yıl Skylife'da ve Türk Hava Yolları'nın menülerini onu da bir gönüllü danışmanlık olarak yapmışımdır 20 yıldır e, e, şeyde çünkü Türk Hava Yolları bizim ülkemiz için son derece önemli. Mutfaklarının menülerini ve hala onları kullanırlar. Yani Türk Hava Yolları'nda sadece internasyonel yemekler yapılıyordu. Türk mutfağı orada yoktu. O dönüşümü de 97 yılından itibaren yapmaya başlamıştık. Burada gene o Türk Hava Yolları'ndaki yapılan yemekler, tasarımlar gibi gibi. Bu da işte Otelde Paris, buradaki 204 ahçının dünyadaki, 204 ahçının davet edildiği 2011 senesindeki dünyanın en önemli organizasyonlarından biridir. Buradaki de tek Türk olarak, hicap duyarak gittiğimiz bir yer. <laughs> ee, şeyde. Gene, evet bu da Almanya'nın en ünlü magazini, bu Meker son derece değerli bir magazindir. Ve burada e, bunları gururla sunduğumuz işte bu kitap orada gene burada e, duruyordur. Ve bu çalışmaları dünyanın en gelişmiş insanlarına bunları yaptık. Bu da bizim işte bir takım köylüdür, çoluk çocuktur, liselilerdir. İnsanlara devamlı paylaştığımız ortamdır. Biz öbür sunuma geçebiliriz. Kısacası, e, ah, tamam tamam. Kısacası e, mutfak kültürü son derece önemlidir. E, bunun önemli olmasının nedenini biliyoruz. Bunları birazdan detaylarını açıklayacağız. Ama bizim kendi kültürümüzdeki mutfak kültürü e, bir şekilde anlaşılamamıştır. Yani şöyle söyleyelim, e, medyanın içindeki insanlar maalesef mutfağı kendi bildikleri kadar yorumlamaya çalışıyorlar. Halbuki mutfak çok derinlemesine içerikler işliyor. Bunu da basit bir şekilde eğer anlatmak istiyorsak şöyle geçelim. Ben birçok şey anlatacağım onun için hızlı hızlı gidiyorum. Sorularınız olursa da ona geleceğiz. Arkadaşlar şöyle şu bölüme baktığımız zaman herkes görüyordur. Burası işte Latin Amerika ve şu kadarcık bir alan. Bu harita neyi ifade ediyor? Dünyadaki Gıdanın, özellikle bitkisel gıdanın ana vatanını anlatan gölgelenmiş kısımlar. Burası şu kadar. Şurada da dikkat ederseniz Sahra Altı Afrika'da bu kadar böyle bir şey var. Eğer şu bölümü böyle bir yuvarlak içine alırsak, bu bölümde ne var arkadaşlar? Yüze, yüzde seksen'i dünyada yenebilen gıdanın yüzde seksen'i Bizim kaynağının ana vatanı burası. Türklerin dolaştığı bütün ayak izleri işte burada arkadaşlar. Yani bizim geçmişimiz, ata yurtlarımızın dediğimiz, atalarımızın tamamen dolaştığı yerler burası. Ya bugünkü harita Türk mutfağını anlatmaz tek başına. Sadece siyasi olarak bir coğrafyayı anlatır burada. O nedenle buna dikkat etmenizi söylüyorum. Yani bakın Yüzde onu, burası. Diğer yüzde onu, burası. İşte işte bu hikayede burası. Hop gitti. Şimdi şöyle e, bakalım. E, oraya tekrar döneceğiz. Burası da ilk tarım kültürünün başladığı dönemler. Çünkü yiyecek öyle bir şey ki insanlar ilk önce hani bu avcı toplayıcı kelimesini çok duyacaksınızdır hayatınız boyunca. Bu çok kullanılır e, avcı toplayıcı. Nedir? İşte yabani bir şey. Şöyle söyleyeyim, etrafınızdaki Belgrad Ormanı'na gitseniz şu anda birçok yabani bir şeyi insan kontrolünde yetişmeyen doğanın vermiş olduğu sudan tutun, balığa kadar şu coğrafyada dahi her şeyi bulabilirsiniz. Bu toplayıp da aldığınız, evinize götürdüğünüz, yediğiniz şeyler, İşte toplayıcı kültür böyle bir şey. Ama bu öyle bir mesele ki nüfus arttıkça toplayıcı kültürde e, gıdalar yetmez hale gelebilir ve geliyor. Ve insanlar hareketler yapmaya başlıyorlar, göçler yapmaya başlıyorlar. İşte o göçlerin durdurulabilmesi için gene e, tabiat öyle bir değer sağlamış ki bu değerin içinde insanlar bu biten topladıkları gıdaları tekrardan nasıl yetiştirebileceklerini bilemedikleri için işte bunun kendiliğinden doğada bir çıkışı var. Bununla ilgili çok mesele var. Şimdi bakın Fırat'la Dicle yukarıdan geliyor ve aşağıdan da Nil Nehri geliyor. Bizim bereket üçgeni diye e, hep anlattığımız, daha doğrusu uzmanların, arkeologların e, anlattığı e, meseleden ben bir ahçı olarak ister istemez gıda mühendisine de girmek durumunda kaldım. Tabii ki arkeolojik çalışmalar bize hep e, önümüzü açan esas çalışmalar oldu. Çünkü hala olacak, hala yeni yeni şeyler, bulgular çıkacak ve tarih biraz daha değişerek sürekli yazılacak. Çünkü ulaşılabilecek çok değer var. İşte şurada, şu Nil Nehri'nin 5-6 bin kilometreden gelip bu hani temiz sahra altını gösterdik ya Afrika'yı. Ta oralardan e, gelip, buralara gelip Nil Nehri'ni buralarda taşırması taşırmasıyla beraber ilk insanlığın, ya suladığımız zaman bir şeyler yeşermeye başlıyor dediğinde ilk tarım kültürünün başladığı dönemler. Yukarıda da Fırat'la e, Dicle'nin olduğunu düşünün. İşte şu bereket üçgeni. Bu bereket üçgeni İlk dünyadaki tarım kültürünün yaşadığı yerler, İşte Mavera Nehir veya Mezopotamya iki iki nehir arası dediğimiz yer burası. Bütün hayat buradan başlamış ve ilerlemiş. İşte o zaman yeni dünya yok. Yeni dünya olmadığı için de şimdi size esas noktaya getirmeye çalışıyorum. Şimdi bu haritaları gördükten sonra. Ne demiştik? Yani şu coğrafya dünyadaki yüzde seksen gıdanın ve besinlerin kaynağı olduğunu söylemiştik. Şimdi şuradaki haritaların içindeki şu rotalara bakarsanız bu rotalar İpek ve Baharat yolu. İpek ve Baharat yolu o zamanki dünyadaki enerjinin ana meselesi bu. Yani bugün hani Orta Doğu'da veya işte Kafkaslar'daki enerji, gaz, petrol, elektrik herkes bunu konuşurken o zamanki dünyanın bütün hikayesi bu. Bu o kadar önemli ki Büyük İskender burada e, yola çıkıp ta Hindüçine kadar gelip burada bir şeyleri arıyor Hindüçine kadar gelip. Yani burası dünyanın aslında ilk icatlarının, merkezlerinin olduğu yerdir. Bakmayın Roma, Bizans işte Helenistik bunlar tabii ki çok önemli ama bundan çok daha öncesi bizim yaşadığımız topraklarda Çin medeniyeti olsun, Hint medeniyeti olsun bu topraklarda müthiş bir kültür ve medeniyet var. İşte Büyük İskender'in Hint içine kadar gelmesi, Arap imparatorluklarının sürekli bir şekilde doğuya doğru gelmesi, batıdaki e, özellikle Germenler, çünkü onlar denizden değil yukarıdan gelip bir şekilde buraya ulaşmaya çalışmaları, işte bu İpek ve Baharat yolundaki içinde ipeğin, porselen, seramik bunlar var. Ama esas mesele baharat. Baharat çünkü o zamanki dönemde e, lezzetlendirici olarak değil sadece koruyucu. Bunların içinde bir tanesi var, karabiber. Ve bu bitki her yerde yetişmiyor. Yani yetişse de 400 sene sonra belki sonuç alabilirsiniz veya alamayabilirsiniz. İşte o karabiber bir gıdanın içindeki e, zararlı bakterilerin %60'ını öldürebilen diğerlerini efendime söyleyeyim tarçın e, gibi, işte kakule gibi ee, sarımsak, soğan gibi şeyler. Bunları bertaraf etmeye yarayan maddeler. Ama karabiberin çıktığı yerler işte şuraları, buraları ve buradan buraya kadar giden bir seyahati var karabiber. Şimdi hiç basit bir şey değil. Karabiber sayesinde birçok enteresan hikayeler olmuştur. Alman romancıların, tarih romancılarının yazmış olduğu şeyler karabibere ulaşılamasın diye karabiberin hasatını şöyle anlatırlar. Yani bu aslında beyaz biberdir, fakat yılanlı bir bahçedir bunlar. Yılanlı bahçe olduğu için kimse toparlayamaz, yılanlar bunun bekçisidir. Tarlanın sahibi alır, bir yangın çıkarır, bütün yılanların yangında ölmesini sağlar, ondan çıkan isterle beraber beyaz ve karabiber olmuştur deyip sürekli bir şekilde tüccarlar yoluyla halkı yanıltmaya çalışıyorlar. Doğu'yu öyle anlatıyorlar ki İpek Yolu'nun ve Baharat Yolu'nun kaynağını. Cennet buradadır, kokular buradadır, malzemeler buradadır diye. Yani şöyle söyleyelim, baharat o zaman batıya ulaşması son derece zor bir mesele ve karabiberin altından değerli olduğunu ve bir karabiberin mübadele aracı olduğunu, para yerine kullanıldığı dönemlerden bahsediyoruz. Bu, bu kadar önemli. Birazdan o konuya tekrar geleceğiz. İşte bunun aşkına Büyük İskenderlilerden diğer imparatorluklara kadar müthiş Moğollar, acayip savaşlar burada var zaten. Cengizhanlar, Atilalar, yani her şey e, burada oluyor. Ve kaynağımız da burası. Çünkü coğrafya da çok enteresan. Hayvan ırkının da geliştiği bir coğrafya. E, aynı zamanda e, bize Türklere hep göçebe deyip e, küçümseme derdi vardı. Ben yıllar sonra Amerika'daki bir konferansta göçebe olmak bugünkü dünyanın en gelişmiş trendi haline geldiğini söylemiştim. Çünkü göçebe olursanız bir şeyleri öğrenirsiniz. Değil mi? Ama bu göçebe kavramını bizim bazı büyük elçilerimiz yanlış değerlendirmiş e, o meseleyi. Çünkü göçebe olanlar hayvan yetiştiricileri. Arıcılığı bilirsiniz. Yani alırsınız, dolaştırırsınız sandıkları e, sürekli bir şekilde. Çünkü farklı e, e, floralara gitmesini sağlayıp Farklı lezzetlerini yakalamaya çalışır arı üreticileri. Hayvanlar da böyledir. Alırsanız hayvanları zamana, mevsime göre iklime göre taşırsınız e, hayvanları. Şimdi bu bölge e, tarihin içinde birçok e, orijinal e, üretimlerinde olduğu yerler. Mesela turfanda desem ne olduğunu genç arkadaşlarımız bilir mi? Turfandayı? Efendim? Mevsimi değil. Bir anlamda orada ama yani yani bugün bugün sera diyoruz. Biz çocukken yani benim hem babam manavlıkla yaptığı için biz öyle de bir aileden geliyoruz. Biz çocukken beklerdik yeşil biberin gelişini, domatesin gelişini. Bunları beklerdik şeyde. Turfan'da İlk seracılığın bulunduğu yerdir ve bunlar Türklerdir yani Uygur Türkleridir. Bu taşıma sularla ve kapalı alanlarda çağlar öncesi, binlerce yıl öncesi bu ürünleri yetiştirme. Bakın gıda yetiştirmek için bilim geliştiriyorlar. Ama Turfanda kelimesi şu anda bitti. Yani benim çocukluğumda kullandığımız çünkü sizde de bir şey yaratmamışsa kültürün nasıl kaybolduğunu anlatıyorum. Turfanda tamamen Türkçe bir kelime ve işte Uygur topraklarından buraya kadar gelmiş bir kelime. Böyle kaybediyoruz. Yani bunları öne çıkarmadığımız zaman kayıplarımız böyle bir şey. Peki bu sürecin içinde şu haritalara bakıyorsunuz inanılmaz bir şey var, trafik var. Ve bu trafiğin nerede toparlandığını görüyoruz. Şurası İstanbul. Yani Mısır Çarşısı ve Tophane arkadaşlar. Ve nerelerden geliyor? Karadeniz'in üstünden de geliyor. Hazar'ın ortasından da geçiyor. Körfez'den de geçiyor. Kızıldeniz'den de geçiyor. Bakmayın bu haritaları buradan direkt veriyorlar ya. Bu da Yavuz Selim dönemindeki Osmanlı dönemindeki kontrolden olduğu için. Yani bu ürünler oraya gidiyor. Demek ki Avrupa'nın tek şeyi iki tane noktası var. Bütün mallar işte burada e, Ceneviz e, ve, e, ve e, Trieste. Şurası iki nokta. Buradan da bütün Avrupa'ya dağılıyor arkadaşlar. Yani karabiber öyle önemli bir şey ki bizim de Osmanlı bunu aldığı zaman halka kendi eliyle dağıtıyor. İnanılmaz pahalı bir şey. Şeker de böyle bir şey zaman içinde burada. Bunlar inanılmaz pahalı şeyler. Şimdi masanın üzerinde bedavaymış gibi gördüğümüz şeyler o dönemlerde hayat kurtaran çok önemli değerler. İşte İpek ve Baharat yolunun esas tabii ki bizim açımızdan çok önemli olma noktası budur. Yani bu ticaret yollarını ve Akdeniz'i kontrolden bahsediyoruz. Fakat biz diyelim ki ekonomi ve ticareti bir yere bırakırsak buradan o kadar çok kültür yani tarım kültüründen mutfaktaki pişirme kültürüne kadar o kadar çok şey birikiyor ki bu birikenleri toparlayanlar da ve buraya da Çinliler gelememiş, Türkler gelmiş buraya. Yani bu topraklara. Dolayısıyla Türkler aynı zamanda yani İran'da işte o zaman işte Farsi döneminde İran'ı buralara geliyor. Ve buradaki çünkü İran'daki meyve yetiştiriciliği, tarım yetiştiriciliği inanılmazdır burası. Hala da zaten öyledir. Ve buradan bir kültürle de ve Orta Doğu'ya geliyor. Ve Orta Doğu, Akdeniz ve Bucarar. İşte bu zamanlarda da Roma İmparatorluğu'nda olduğunu düşünün. Roma İmparatorluğu'nda olduğunu düşünün. Ee, inanılmaz bir ilişki var. Yani şöyle söyleyelim kiralık askerler döneminde olduğu dönemde yani belki Hristiyan askerler Türk ordularında da çalışıyor olabilirler. Türkler de Hristiyan ordularında da çalışıyor olabilirler. Yani Türk-Pol e, dedikleri bir sistem. Bunlar hep bir kültür alışverişidir. Bu kültür alışverişi buraya gelmiştir. Bundan bir örnek verelim. Yani e, e, şeker Çin ve Hindistan arasında e, bir yerde bulunduğunu söylüyor. Araplar ilk bunu bulduklarında yani daha doğrusu Araplar bulmuyorlar. Yani ilk karşılaştıklarında kamıştan damlayan e, bal diye tanımlıyorlar şekeri. E, fakat Hintli Hintlilerin vermiş olduğu isim enteresan. Hintlilerin şekere vermiş olduğu isim daha doğrusu bizim onlardan aldığımız bir isim Hintliler şerker diyor şekere. Yani bizim bugün şeker dediğimize onlar şeker diyor. Mesela panir desem panir desem Türkçe karşılığı neye benzetebilirsiniz? Bravo. Ama bir tane ünlü bir şey araştırmacı şey yapmak için söylemiyorum. Yani herhangi bir şeyi eleştirmek için söylemiyorum. Ama e, mutfağa yazarken panirin e, ermenice olduğunu söylüyor e, şeyde. Tamamen Sankritçe e, lisandan gelen bir şey. Şeker, şerker. Araplar ne diyor? Sükker. İngilizcesi? Almancası? Fransızcası? Le sucre. Ha? O kadar çok kelime var ki yani oradan gelen e, şeyde. Bakın bu fonetik e, şeyleri de hepsini de bu haritanın bu yolculuklarla gelen değerler. Yani buna sadece malzeme, gıda ticareti veya enerji ticareti olarak e, bakmamak lazım. Şöyle mesela e, patlıcan. Geçen gene bir profesörümüz yanlış bir şey e, yaptı e, orada. Patlıcan gene Çin. Çok enteresan. Bize it üzümü derler Ege'de patlıcanın yabanesine e, şeyde ve Türkiye'de. E, evcilleştirilmesi Çin tarafından yapılmış ama bitki burada yok. Bitki bir şekilde bizim Kuzey Afrika'dan buraya geliyor ve Çinliler bunu geliştirip bunu bir e, sebze haline getiriyorlar. Bu patlıcan dönüyor, büyük seyahatler sonunda en yoğun ilgiyi bulduğu Osmanlı İmparatorluğu bölgesine geliyor. Şimdi bu nasıl olacak? Bir harita. Evet, bu 17. yüzyıl dönemi başlıyor. E, Osmanlı İmparatorluğu'nun yayıldığı alan. Şimdi biraz önceki yolları da eğer dikkate alırsanız işte bu yolların kimin kontrolü altında olduğunu bu haritada görebiliriz. Dikkat edin hep deniz kıyısındayız. Niye deniz kıyısında? Efendim? Ticaret değil mi? Gemi, nakliya. Şimdi de çok önemli değil mi? Şimdi herkes bunları konuşuyor. İşte Osmanlı gördüğünüz gibi bu önemli stratejik yerlerin hepsini bir şekilde eline tutuyor şöyle söylüyorum. Yani şurada hani İran'ın falan filan Kafkasların olmamasının önemi yok. Çünkü bunlar zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi sınırları ama burası da arka bahçesi tabii burası da. Yani Osmanlı arka bahçesini hiçbir zaman zaten bırakmamış bir şekilde. Selçuklu'dan sonra tabii yani bu hareket bu şekilde geliyor ama şimdi Balkanlara kadar geliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Patlıcanı bakın şeyde zaten Tebriz bile içeride duruyor ya işte Bağdat bunlar içeride duruyor. Patlıcanı getirdiniz. Patlıcanı getirdiniz Mekke'ye, Mısır'a, Tunus'a, Fasa getirdiniz. Herkes kendine göre bir şey üretiyor. Ya yani Osmanlı İmparatorluğu çok etnik yapılı bir imparatorlukta olduğu için eskiden de mahalleler vardı. İşte Müslüman mahallesi, Ermeni mahallesi, Yahudi mahallesi gibi şeyler vardı. Bunlar Osmanlı'nın ayrıştırdığı şeyler değil. İnsanlar kendi kendilerine. Şimdi de öyledir. Bir yere gidiyorsunuz. Yani bir semtte Sivaslar yoğundur, bir yere gidiyorsunuz bir kentte efendime söyleyeyim Kayseriler yoğundur. Bu refleksidir yani insan ve toplumların refleksidir. Şimdi bu reflekslerin içinde e, tabii kendi içlerinde yaşadıkları zaman herkes kendisine göre bir üretim sistemi bulup bir reçete, bir tarif, bir yemek yapabiliyor. Böyle bir zenginliğin içinde patlıcanın yemek sayısı işte yoğun bir şekilde sürekli söylenir, anlatılır. Bir de patlıcanın türleri vardır. Şimdi ben yurt dışında Kralat Akademisi'nde ağaçlılık okuduğumda bir tane elma görüyorduk, bir tane patlıcan görüyorduk, bir tane armut görüyorduk falan filan. Söylediğim seneler 80'li yıllar. Burada pazara gittiğiniz zaman bunların versiyonlarını görürsünüz. İstediğiniz herhangi pazara giderseniz gidin, nereye giderseniz gidin. Fasulyesinden tutun, bütün domatesine kadar farklı versiyonlarını, çeşitlerini görebilirsiniz. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun ee, esas hikayesi bu topluluğun içindeki iletişimi bir şekilde e, sağlamıştır. Ha diline gelirsiniz, dilinin içinde Arapçası vardır, Farsçası vardır, Rumcası vardır, Ermencesi vardır. Bir cümle Arapça başlayabilir, İtalyanca bitebilir. Başka bir mesele. Ama bir netice bir iletişim e, dilidir. Bu coğrafyanın tamamında bu böyledir. Ben bir Boşnak e, çocuğuyum. E, Sırbistan'da kaldı bizim doğduğumuz yer. Şimdi Sırp büyükelçimiz de daha yeni görevini bitirdi, yenisi gelecek. Onun da vedasındayız. Bir gün dedim ki, ya Sırbistan Turizm Ofisi sürekli bir şekilde Sırbistan yemeklerini anlatıyor. Yemeklerin hepsi çorba, güveç. Yani Sırpçası, Sırpçasını öyle yazıyor. Şimdi bizde de hep şu var. Biz kimden etkilendik var. Yani bazen okullara gittiğimizde. Ya biz kimden etkilendik? Kimleri etkilediği hiç sorgulamıyoruz. Kimleri etkilediğimizi hiç sorgulamıyoruz. Dolayısıyla e, bu topraklarda ya bugün Macaristan eğer en iyi kırmızı beri Macaristan yapıyorsa Macaristan nasıl yapabilir? Ancak yani Osmanlı bir şeyleri götürürse yapabilir. Şimdi e, diğer e, mesele şu. Hani biraz önce söyledim ya size. Türk mutfağını incelediğiniz zaman, Türk mutfağını Sadece Türkiye haritasından ibaret yaparsanız akademik olarak da çok yanlış yaparsınız. Bunu dönemlere ayırmak durumundasınız, yani Türklerin ayak izlerine bakarak gelmek durumundasınız. Hani Oxford, Cambridge gibi üniversitelerde bu işler daha detaylı incelenir, ama bizim maalesef ülkemizde akademik olarak bunlar incelenmiyor. Yani ben şu anda söylediğim birçok başlık vardır ve bunların da çoğu da bir araştırma tezidir. Yani Türklerin bu mutfağını eğer dönemsel incelerseniz, bir gün İsrail'e gittim. İsrail'de bir Mısırlı e, akademisyenle tanıştım. Bana Osmanlı dönemindeki bıraktığı şerbetleri anlatıyor. Biz şimdi şerbetleri uyduruk yapıyoruz şu anda. Onlar şerbetleri nereden yapıyorlar? Pestillerden yapıyorlar. Eski Osmanlı dönemi gibi. Niye peki? Yani pestil e, diye düşünüyorsunuz e, şeyde? E çünkü saklama yöntemi. Hani bugün sağlıklı mutfak diyoruz ya. Bu benim anlattıklarımın hepsi. Bugün dünyada sağlıklı mutfak yaratma derdinde olan sektörlerin ne anlatıyorsa hepsine uyan sistemden bahsediyorum. Yani şekeri anlattık. Size çok basit bir şey söyleyeyim. Lokumun atası ne olabilir? Bir zorlayın kendinizi. Şekerden bahsettik. Pestilden bahsettik. Buna benzeyen içinde içinde pestil, kuru yemiş. Ha? Cevizli sucuk, bravo. O cevizli sucuk. Şimdi peki niye niye böyle yapmış olabilirler? Yani cevizli sucuğu nereden bulama, bu, e, bulmuş olabilirler? Bunu sorgulamak lazım. Nedir bu? Sizin bahçenizde diyelim ki e, erik ağaçları var. 30 tane erik ağacı var. Ailenizde 5-6 kişilik bir nüfus var, işte e, erikleri topladınız, şimdi bu satacak yeriniz yok, dağın bir köşesindesiniz, bunun ticaretini yapacak durumunuz yok. E, o dönemler zaten herkes kendi ürettiğini kendi tüketen bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi bu yediğiniz e, şeyi bir gün bakacaksınız çürüyecek, buzdolabı yok, saklama yok, vakum yok, o yok, bu yok. E, peki ne yapacaksınız bu meyveyi? Ya kurutacaksınız, kurutamıyorsanız pekmeze çevireceksiniz değil mi? Bahçenizde diyelim ki fındık, badem gibi bir takım e, kuru yemişler var değil mi? Bunları da bir şekilde harcamak durumundasınız. Ve pekmez yapma, bir kazan yani bir pekmez yapma sistemini e, buluyorsunuz. Bu pekmez yapma sisteminde de ağaçtan aldığınız fındığı veya bademi veya cevizi Orada kaynarken tatlı bir şey. Tatlı çünkü insanı çeker. Tatlı son derece etkili bir şey, kuvvetli bir tattır. Aldınız batırdınız. Bir gün batırdınız üzerinde kurudu. Üzeri parlak bir şekilde bir kaplama oldu ya. Yani. Hikayeler böyle çıkıyor. Şimdi bu hikayelerin oradan lokuma dönüşmesi için yani herhalde bir 10 sene beraber burada oturup konuşmamız lazım. Yani o süreleri teker teker anlatabiliyor muyum? Yani lokuma dönüşebilir. Niye? Çünkü şeker. Yani ben kelle şekeri gördüm. Hatırlıyorum yani kelle şekeri. O zaman Anadolu'da da vardı. Yani şeker dediğimiz şey bugünkü toz şeker gibi değil. Yani kalıp şeklinde gelen. Siz o şekeri hakikaten dövmeniz lazım. Tabii o tarihlerde un haline getirmeniz lazım. Ve bunların içindeki kaynatıp çevirme dediğimiz içindeki siyah şeyleri, dokuları da çıkarmanız lazım. Yani öyle kolay bir mesele değil o zamanki şeker. Şimdi o, o zamanki şekerin e, bugünkü şekere gelebilmesi için büyük icatlar var ve nişasta üretimi lazım. Yani lokuma gelebilmeniz için nişasta üretimi de çok zor bir meseledir. Ha o da enteresan Almanya'da 1800 yıllarda iyi bir makine icat ediliyor. Çünkü 15. 14. yüzyıllarda yapılan lokumlar cevizi sucuk gibi bulanıktır. Ama ne istiyor şey insan berrak pırıl pırıl, şıkır şıkır bir görüntü istiyor. Dokusu yumuşak ve içinde jelatin olmadan o dokuyu yapacak bir sistem arıyor. İşte e, Almanya'daki makine icat ediliyor. O dönüyor e, Osmanlı İmparatorluğu'nda e, şeyde lokuma dönüşüyor. O şekerin berraklaşması, işte o sucuklu ne ceviz sucuğu veya işte cevizli sucuk veya köfter dediğimiz şeyden yola çıkıyor. Belki 5-10 bin yıllık bir hikaye lokuma dönüşüyor. Lokum dünyayı teslim alıyor. Bugün de teslim almış durumda. Çünkü şimdi ahçı olmadığınız için bilmezsiniz ama jöleli şeyleri bilirsiniz. Yani jöle yumuşak kıvamlı bir şeydir. O dönemlerde bütün batı onun peşine düşüyor. Yani bu lokum nasıl olabiliyor jelatin olmadan? Ee şeyde. Ve büyük bir icattır bu. Akide çok büyük bir icattır. Zamanın devrimidir bunlar şeyde. Baklava büyük bir icattır. Devrimdir yani bunlar. Şöyle söylesem, atın sırtındaki ocak desem ne anlarsınız veya fırın desem ne anlarsınız? Efendim? Fırından bahsettim. Atın, atın sırtında bir fırın var çocuklar ve ocak var. Bir şey pişirmek istiyorsunuz. Atın sırtına ne koyabilirsiniz? Evet. Canın, canın çok çekici. <laughs> Canı çok çekmiş. <laughs> Şöyle söyleyeyim, haklısınız. Yani bazı şeyleri düşünerek e, gitmek lazım. Baklavanın özelliği e, nedir? İnce yufkalar değil mi? İnce hamurlar. atı sırtında, atın sırtındaki ocak bizim bildiğimiz değirmi saçtır değil mi? Saç ocakları vardır, ondan bilmiyoruz. Hani bilirsiniz ya şeyde kokoreççilerde falan filan midye kızart şeyde onlarda da vardır ya böyle. Mutlaka biliyorsunuz. Yani onun iki tarafını kullanırsınız. Bir tarafını kullanırsınız, hamuru pişirirsiniz, bir tarafını çevirirsiniz, sulu şeyleri pişirirsiniz. O, o çok önemli bir hikaye. İşte bizim o bugünkü yaşadığımız hayatı o ocaklara borçluyuz arkadaşlar ya. Yani o borçlu olduğumuz noktalardan biridir. İki tane taç koyarsın, altına çalı çırpı ateşi yakarsın üzerinde içinde veya tersinde ne pişirmek istiyorsan pişirsin. Peki bunun üzerinde ne pişirirsiniz? Çünkü o dönemler fırın yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne pişirebilirsin <laughs> Tamam et yufka. Değil mi? Yufka. Niye yufka? Ekmek demediniz dikkat ederseniz. Yufka dediniz, değil mi? Niye? Çünkü ince olması lazım ki onun üzerinde çabuk pişsin. İşte onlar onlar birikir. Bir iki dağlar gibi olur yufka ekmekleri. Hala Antep'te doğuda hala vardır zaten. Yufka ekmekleri. Bunu devenin sırtına veya atın sırtına koymuş olduğu sepetin içine keçi yavrularıyla beraber çocukların da aynen ona koyarlar. Yani değil mi? Bugünkü pusetler falan filan yok tabi. O bildiğimiz şeylere koyarlar. Orada seyahat ederler. Bir nehrin kenarına geldikleri zaman da onların kurut dedikleri şeyde Peynir altı suyundan yapmış oldukları kurut vardır. O kurutu da alırlar, o neyden aldığı suyla karıştırırlar, o yufka ekmeklerin üzerine atarlar ve onu yumuşatarak yerler. Sonra zaman geçtikçe yani e, bu yerleşim yani e, istikrarlı yerleşimler başladığı andan itibaren siz o yufkaları üste koyuyorsunuz. Aralarına ne varsa bal mı var, pekmez mi var, kaymak mı var arasına bunu koyuyorsunuz. Kocaman bir ekmek yapıyorsunuz o yufka ekmeklerinden, bu yediğiniz şey tatlı bir şeydir. Bunu parçalayıp bu şekilde yiyorsunuz. Bu görüntü fırın icat ettiğinde neye dönüşüyor? Tamam. Yani hikaye bu. Tamam. Hikaye bu. Bunu böyle anlatırsanız uluslararası alanda veya işte yaşadığınız ortamlarda karşı tarafa aktarabilirsiniz. Ama ne acı ki? Biz gene bunu akademisyen olarak bilimsel alanlarda hala ülkede bu noktalara gelemedik. O fırın son derece önemli. Hani bazen derler ya baklava Yunan falan filan. Baklavanın hani hem Helen der ki biz ilk yerleşik imparatorluğuyuz derler. Ama Helen'de o zaman göçebe kültürü söz konusu değil değil mi şeyde? Ha, bizde göçebe kültürü var. Dolayısıyla biz bunu yaşamışız ve hayata geçirmişiz ve bugün hala da devam ettirip yaşıyoruz biz bunu. Yani devenin sütünü de almış, kullanmış, keçinin sütünü de almış, kullanmış işte Yörükler hala belki bir tane kaldı bir kervan dolaşıyor Anadolu'da. Bu hala devam eden bir süreç. İşte bu sürecin içinde bizim en güzel hikayemiz şu. Biz çok çağdaş modern şeylere de takılırız ama köye de indiğimiz zaman o köyde bazlama, yufkayı akıtmayı ne varsa onu da orada ee, şeyde yağlı somun veya sıkma ne varsa onları da gene oradaki ekşimek peyniriyle beraber büyük bir keyifle yeriz. Ne demek istiyorum? Genetiklerinizde bir damak kodu var. Ha? Yani sizin binlerce yıl önceki atanızdan kalan bir kod var. Yani bugün ekşimek peyniri dediğiniz zaman yani bugün lüks bir restorana koyduğunuzda bir şey ifade etmez. Ama ben o ekşimek peyniri alıp Fransa'da veya Monaco'da veya İspanya'daki şeflerle paylaştığımda onlar mal bulmuş mağrabi gibi saldırırlar. Bizim hiç sevmediğimiz yanımız şu. Kendi değerimizi bir şekilde analiz edip ortaya çıkaramıyoruz. Şimdi hikaye buradan geldik. İşin dinamik kısmında biz bugüne bu işi nasıl getirebiliriz? Nasıl başarılı olabilirizin Tartışmalarını yapmak lazım. Bunu da yapabilmek için ben aşağı yukarı 26-27 yaşında çırağan sarayında genel müdür muaviniyim ve otelimde zincir bir otel, Alman Kempiski firması e, orada saray açıyoruz ve biz sarayın içinde kendi kültürümüzü ifade eden bir restoranın ve lokantanın olması lazım. Şimdi bu lokantanın olabilmesi için o zamanki dönemleri söylüyorum. Tabii e, Bülent abi yani yılların e, sektörün doğayeni bir insan olarak Bunları çok yaşamış, ilk yaşayanlardan biridir. Çünkü turizm bizde 70'li yıllardan sonra hafif hafif hareket etmeye başladı. 80'den sonra hızlandı diyelim ee, turizm. O dönemlerde ee, bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Sene 89-90 ee, Almanlara. Ya kardeşim işte biz etrafı görüyoruz. Yani buradan bir prestij bir restoran çıkması söz konusu değil. Ya kebapçı var, ya balıkçı var, ya işte sokak lezzetleri var. O zaman şöyle bir taktik kullanmak zorundaydım. Ya dedim ki biz eğer bir şey yapacaksak, ilkini biz yapalım. Bunun prestiji de bu markaya ait olsun dediğimiz bir şeydi. Ve savaştık. Sonra kaynaklara baktık. Ee, çok fazla da Türkçe kaynağımız yok. Yani Ekrem Muhittin Yeğen'in kitabı var. Necip ee, Ertürk Usta var. Ee, Allah uzun ömür versin. Çok sağlığı yerinde değil ama e, kendisinin. E, onun e, Türkçe'ye çevrilmiş kitabı var. Birkaç tane de böyle e, çok kayda değer e, kitaplar yok. Tabii Nevin Halıcı'yı bir kenara bırakıyoruz. Çünkü Nevin Halıcı bizim yani çağımızın en önemli insanı. Allah uzun ömür versin. Nevin Halıcı'yı da internetten incelemeye çalışın. Çünkü e, bu kadar hayatını Anadolu'ya ve Türkiye'ye adamış ve reçetelere adamış bir insan... Ama görüyorsunuz sosyal medya e, maalesef bu şeylere değer vermiyor. E, Nevin Halıcı'yı mutlaka kaydedin. Gerçek araştırmacı e, büyüklerimizden biridir. Peki sonra dedim ki ya kardeşim koca bir Osmanlı İmparatorluğu var. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun bıraktığı bu kadar eserler var. Biz bunun içinde büyüdük, bunun içinde yaşadık. Ve e, koca bir e, Avrupa'ya hükmetmiş bir e, toplumun üyeleriyiz biz. Nerede bizim bu mutfağımız dediğimizde o zaman kitapları araştıralım diye böyle uğraştık. Sonra teker teker ben bu kitapları bulmaya çalıştım. İlk aldığım kitap içinde hiç resim yok. Bu mecid tabahin dediğimiz ahçıların sığınağı anlamına geliyor şeyde. Bu ilk kitabı aldım. Bu kitap 1844 yılında Ekranda görünüyor mu? Hiç yok görünmüyor değil mi şöyle? Bu 1844 yılında basılmış ilk yemek kitabı. İçinde hiç resim falan yok. Ben de e, hiç Osmanlıca bilmediğim için okuyamıyorum. Otelime gittim dedim ki ya bunları tercüme ettirelim. Seneye bütçeye koy. Ya dedim seneye restoranı açacağız. Seneye bütçeye koyarsan biz bunları yetiştiremeyiz. Çözelim bakalım nedir doğru mu değil mi diye. İçinde kesinlikle resim yok. E, şeyde. Şimdi bu kitabı ve diğer kitaplarda toparladıktan sonra bu ilk tabi basılı kitap bu. Bunu da basan Mehmet Kamil Efendi, o zamanki e, şeyin e, sarayın Topkapı sarayın baş hekimi. Çünkü mutfaklar ve eczaların hepsi baş bağlı arkadaşlar. Bu şaka değil. Çünkü beslenme ilaç ilaç olduğunu düşünürseniz, o zaman e, bunu bilimsel ve yüksek akılla incelemek durumundasınız. Şimdi bu kitabın içinde belki o videolarda çıkacak. Yanında da ufak ufakta notlar yazmış e, şeyde yazar e, burada. Buna da derkenar notları diyelim. Ama bu derkenar notlarında da servet yatıyor reçete olarak. Şimdi ben orasını pek hatırlamıyorum. E şimdi e, burada biz kitapları da tercüme etmemiz lazım. Ben de bu konuda iddialıyım. Biraz da İngiltere'de e, okuduğum için e, biraz da böyle e, milli duygularla kabarık bir insanım. E, hastalanınca ben bu tabi kitaplar falan eşime de dedim ki hiç unutmuyorum Profesör Nihat Osmanlıca soy ismi yani aklıma gelmedi. E, vallahi tam şey gelmedi. De, Dedi mi? dedim ki Osmanlıca'ya giriş diye çocuklar sene 89-90 yani o zamanki atmosferleri tabii size tasvir etmek çok kolay bir şey değil. E, eşime al dedim. Ben de böyle bir hastalığı da uzattım. O 4-5 gün içinde biraz alfabeyi falan çözdüm şeyde orada. Ve yavaş yavaş onları okumaya başladım. Hikaye hikaye böyle başladı. Bir de şöyle söyleyeyim. Yani ben hani derinlemesine bir Osmanlı tarihçisini çevirdiği gibi şeyleri çeviremem. Ama şu kitaplarda bunları okumaya başladığınız andan itibaren en fazla 50 tane günlük kelime bulamazsınız. Mesela hani Turfan'dayı nasıl siz bilemediniz ya şeydi. Şimdi Turfan'da aklınıza geldi. Yani artık yerleşti diyelim. Orada da 50 tane kelime var. O 50 kelimeyi zaten bir şekilde hallediyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. 1844'te yazılmış kitabı ee, ilk defa İngilizce'ye çevriliyor. 1864 yılı. Brighton'da. Bu 250 tane basılmış bir kitaptır. Bunlar hepsi orijinal kitaptır. Yani çoğuna da dokunmuyorum nasıl bulduğumu insanlar anlasın diye. Ve bulduklarımı da bazıları da önemli kütüphanelere fazlası varsa da vermeye çalışıyorum. Yani kaynak olarak kalsın diye. Şimdi bu kitapları biz e, topladık. O zaman da e, gazete parasına topladık. Yani şimdi o temiki gösterdiğim kitabın Mecelle Taba'inin orijinaline girin. Kaç bin dolar olduğunu yazacak. E, şeyde. Yani ne demek istiyorum? Gazete parası kadar değeri yoktu toplumumuzda demek istiyorum. Yani bunu araştırmacıları ve akademisyenleri bunu dışarıda bırakıyorum. Yani toplumun e, değeri anlamında bir şekilde böyle kalmış bu kitaplar. Şimdi bu kitabı 1864 yılında kim basmış? Ee, tamam hani diyoruz ya burada Turkish Cookery Book yazıyor. Şimdi biz neredeyiz? Mısır bizde değil mi? Ee, şeyde? Mısır, Hıdiv İsmail Paşa, Mısır en ünlü olduğu şey nedir? Ee, pamuk'tur. Pamuk da o zaman Kumaş yapımında kullanıldığı için son derece değerli. Ve Hidiv İsmail Paşa'yı İngiliz kraliyeti ağırlıyor Brighton'da. Ve Hidiv İsmail Paşa yatıyla gidiyor şeye. Osmanlı'nın bir vilayetinin valisi olarak orada. Tabii ki o valilikler aynı zamanda oradaki toprak ağalığına kadar da gider. O yatta verilen yemekte, Kraliyet ailesi diyor ki ya bu yemekler çok keyifli. Biz bu yemekleri bir şekilde kitaba çevirmek istiyoruz diyor. Hıdiv İsmail'in yanında Turabi Efendi teşrifatçı yani bugünkü anlamıyla protokol müdürü kendisi. Hanımı da Fransız Turabi Efendi'nin. Dolayısıyla hem Fransızca hem İngilizceyi de onlar iletişimi sağlıyorlar. Onlara diyorlar ki ya biz bu reçeteleri istiyoruz. E, Turabi Efendi de işte şöyle yapıyor. Bu hani dedim ya 1844, 1860, bu 1864, bu 1844. Yani 20 yıl var arada. Bu kitabı, elimdeki sağdaki kitabı, ilk kitabı Turabi Efendi birebir tercüme ediyor. Fakat bir intihal yapıyor Turabi Efendi. Yani kitabın müellifini kendisi olarak gösteriyor. Bunu da e, işte 1990'lı yıllarda e, bu bana kadar geliyor bu intihalin olup olmaması. Yo, <laughs> o değil. Yok. O, o veli. Bu... <laughs> Şimdi e, dolayısıyla hayat böyle bir şey. Yani bugün ne yapıyorsanız dikkatli olun. 50 sene sonra önünüze çıkabilir. Tamam. Efendi'nin bu hikayesi çıktı. Bu kitabı ben İngiltere'de e, antika antika e, e, dükkanından aldırmıştım. E, bu kitabın içi çok enteresandır. Bu kitap e, reçeteleri İngilizce yazmış ama e, şeylerin isimlerini, kitapların isimlerini, mesela şalgam dolmasını e, gene şalgam dolması olarak yazmış, altındaki reçeteyi İngilizce olarak tarif etmiş. Yani e, buradaki başlıkların hepsi Türkçe. Mesela tavuk dolmasının tavuk dolması yapmış, yalancı dolma'yı yalancı dolma e, olarak yazmış. E, adi dolma diye bir şey var. Mesela o zamanki adi dolma kelime olarak son derece makul anlaşılan bir şey. Şimdi bize adi dolma desen, e, bunu küfür olarak algılayabilirler. Yani kullandığımız kelimeler zaman içinde yaptığımız hareketler zaman içinde farklılık kazanabilir, kazanabilir. İşte e, bu e, kitabın. Türkçeye basımı hangi tarihte olmuştur size sizce? Evet arkadaşlar o kitapta 1997 o zaman ee, halkın veya devletin bakış açısını söylüyorum. Çünkü bize e, mutfak önümüze nasıl geliyor. Birileri yapıyor getiriyor. Biz böyle bakmadan hikayesine bunları yiyoruz. Analarımız eksik olmasın e, şeyde. Değil mi? Eşlerimiz eksik olmasın. Biz öyle bir bakıp gidiyoruz, yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. 10 dakikada zıp diye kalkıp gidiyoruz. E, şeyde. Şimdi hikaye e, o zamanlarda çok önemsenmediği için ben Çırağan Sarayı'nda e, görevliyim e, şeyde. Ve bir e, bu kitabın Türkçe'ye basılması için uğraşıyoruz. Ama e, devletten, oradan, buradan, bakanlıktan hiç kimseden bir alaka ilgi yok. Bu kitap parayla basılmış bir kitap değildir ve parayla satılan bir kitap değildir. Bu kitap e, üretiminde rahmet Ali Pasinler'le beraber uğraştık. Bu kitapta ne var? Bu kitapta ilk önce ilk kitabın birebir Türkçe tercümesi, e, Birebir Türkçe tercümesi. Ondan sonra e, Osmanlıcası. Ondan sonra da bu kitap. Yani bu kitabın içinde üç tane kitap olarak yaptık 97 yılında. Antik Palas'ın içinde de antika firmasıdır. Onun içinde de yemek verdik ve bunu bir ünlü ver firmasıyla. Yani bir çok e, uluslu bir yabancı firmayla bastık arkadaşlar. Yani o kitabın Türkçe'sini öyle bastık. İşte. Ee, rahmetli Cüneyt Kut eski bir savcı bakmayın ülkemizin içinde çok değerli insanlar var alanları olmasa dahi e, kendi çalışmaları içinde bunu merakla yapıyorlar tabi rahmetli Süheyl Ünver'ler yani onlar hakikaten çok değerli insanlar bunlar tıp adamı bilim adamı e, inanılmaz saygı göstermişler ve sahiplenmişler o zamanlarda bunlar zaten bizim devletimizin arşivlerinde de vardır ama bir şekilde bunlar hayata geçmiyor İşte bu kitap e, bu üç kitabı bir arada toparlayıp 97 yılında 1844 yılında basılmış bir kaynağın hayata e, ermesidir şeyde. Bu nedenle e, bunun içinde bunları duyguları anlamak, bunları günümüz insanına alıştırabilmek, yakıştırabilmek o kadar sorunlu ki e, o zamanlarda çok eleştiri de aldık basından biz. E, ya Osmanlı mutfağı restoran olur mu? İşte bu olur mu? Şu olur mu? Gibi çok yorumlar aldık. O diyenler şimdi. Mutfakla ilgileri olmamalarına rağmen, başka alanda uzman olmalarına rağmen, e, benden ben hiç kitap basamadım. Onlar daha fazla kitap bastılar. Yani o zaman şikayet edenler e, şeyde daha fazla kitap bastı. Şimdi e, bu kitapların içinde mesleki e, okullarda da var. Yani kız meslek liselerinde Osmanlı döneminde ve bu kitaplar hakikaten ilk defa resimli. Fakat bunların içindeki resimler de şey değil batıdan alınan kalıplarla değil. Yani o zaman Türkiye'de basın kendi kalıplarını yapmaya başlamışlar. Ve çok enteresan gene burada öyle bir logo var ki bu logoda o zamanki tıbbiyenin logosu. Yani bir kitap böyle hani can boğazdan gelir can boğazdan gider meselesinin simgesi. Şimdi ikinci tarihteki yemek kitabı Ev Kadını Ev Kadını mesela bu da 1882 Mecburen o zaman matbaalarda yerli şeyler, kalıplar yok. Batıdan aldıkları kalıpları kullanarak oturma düzenleri, sofra düzenleri hakkında bilgi veriyor. Fakat ev kadını 854 e, e, reçete anlatan, e, tarif anlatan Ayşe Fariye Hanım e, müthiş bir kitap hazırlıyor. İşte bu kitabın içinde en derinlikli yemekleri biz burada görüyoruz. Yani bir o zamanki bir ev kadını böyle bir çalışma yapıyor. Yani bir kitap hazırlamak, yapmak, basmak, etmek bunlar son derece sıkıntılı şeyler. Bunları sonra buraya yaklaştığınızda da koklarsınız. Şimdi bir de size bir ev kadının defteri tarif defteri biz çocukken benim çocuklarım da defter kapladı. Bilmiyorum siz defter kapladınız mı, kitap kapladınız mı? Değil mi? Yani öyle bir şeyle kaplamış ki bir kumaşla kaplamış yani e, inanılmaz bir değer hocam yani tam bir arkeolojik değer e, şeyde ve bunun içine gördüğünüz gibi şeyde el yazısıyla e, şeyde el yazısıyla notlar almış bu defterde çok fazla reçete yok yani bir baştan bir sondan e, almış e, şeyde ama e, böyle bir kültürün içinden geliyoruz bunun gibi ne kadar kayıplar vardır onu bilmiyorum. Yani çok kayıplarımız var. Biz bunlara ulaşabildik ama birçok şeyde ulaşabildiğimizi zannetmiyorum. Şimdi bir kitap daha var. Bu da 1929 ilk yeni harflerle yazılmış evet, Türkçe yemek kitabı. Buna da bakarsınız. Yani bunda içinde enteresan çünkü daha hakim olmadığı için Türkçe'ye buradaki kelimeler ee, garip gelebilir e, şeyde. Evet. Bir de biz dünyaya o kadar çok şey verdik ki fakat esas verdiğimiz şey şu. Ee, bu da o zamanları düşünün. Yani şimdi kameralar şunlar bunlar, dronlar falan filan, dalbisler şunlar her şey var. Bu da 1910'lu yıllarda Balıkhane Nazırı, Karekin Deveciyan'ın basmış olduğu balık ve balıkçılık kitabı arkadaşlar. Şimdi bu kitabın içinde deniz mahsulleriyle ilgili, deniz canlılarıyla ilgili e, bizim bütün denizlerimizdeki malzemelerin hepsini grafiklemiş, teker teker çizmiş ve bunların içinde yenmeyen balık deniz ürünlerine kadar her şeyi yazmış ve balıkçılık usullerinde yazmış. Bu kitap Avrupa'daki bütün deniz mahsulleri kitabının ilk atasıdır. Düşünün yani. Denizcilikte de o kadar ileri olmalarına rağmen, çalışmalarına rağmen ilk kitap budur. Bunun Fransızca'sı da basılmıştır. Bu da ciddi bir servettir. Şimdi bir de son zamanlarda fonksiyonel beslenme meselesi vardır. Bu da Kenzi'yi iştaha. Kenzi'yi iştaha yaldız harflerle basılmış... Henüz tercümesini yapmadığımız bir e, çalışma. Bunu da yaparız inşallah yakında. Ya da meraklısı varsa, uğraşmak istiyorsa e, şeyde bununla uğraşmak lazım. Fonksiyonel beslenme şöyle, diyoruz ya işte can boğazdan gelir, can boğazdan gider. Fonksiyonel beslenme e, budur. Yani i̇bn Sina Sina e, gibi, Lokman Hekim gibi insanların o zamanki uygulamalardaki pratik yaşam tarzlarında insanlara verdiği öğütlerle yapılmış e, bir şeydir. E ee, bu kitapta 1870'li yıllarda yaşamış bir insanın kaynaklarından oluşturulmuş işta, iştah hazineleri anlamında e, bir kitaptır. Şimdi bunların her bir sayfasında e, araştırma tezi çıkacak çalışmalar vardır. Önümüzde yapacağımız çok e, şeyler var. Devletimizin de imkanları var. Ama devletimizin birçok kurumu var ama bu kurumlar maalesef yan yana gelip dirsek e, teması Yapmıyorlar, yapmadıkları için de e, bu tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Bizim yapacağımız şey şu: Meşaleyi yakmaktan başka bir şey değil e, aslında. Ama çok da büyük başarılar ve çok da büyük katkılar sağladık. Yani bugün Türk mutfağı Osmanlı mutfağı e, dediğiniz zaman e, belki o zamanın bakanları tarafından organizasyonlardan men edilmiş e, durumlar da yaşadık, yaşamadık değil e, bunları. Ama bu sorun değil. Çünkü biz olayı bilimsel bir kültür olarak yapıyoruz. Atalarımızın mutfağıyla uğraşıyoruz. Coğrafyamızın verdiği imkanlarla uğraşıyoruz. Bu nedenle önünüze çıkacak olan her değere farklı bir bakış açısıyla gelin. Niye söylüyorum? Çünkü Osmanlı topraklarındaki bulunduğumuz coğrafyanın içindeki değerleri sahiplenmek durumundayız. Eğer bunları sahiplenemezsek yarın öbür gün şu anda salonda herkes eğer bakmazsak ya biz Amerikalı mıyız? Hiç sesimizi çıkarmazsak. Türk müyüz? İtalyan mıyız? İşte ne bileyim. E, Kuzeyli olmayabiliriz çünkü onların çoğu sarışın olduğu için öyle şeyde. Ama e, bir böyle bir ekvatorüstü bir topluluğuz. Konuşmaya başladığımızda veya yemek yemeye başladığımızda kimliğimiz o zaman ortaya çıkmaya başlayacaktır. Dolayısıyla meseleyi mutfak bize sonuna kadar, dünyanın sonuna kadar, kıyamet gününe kadar bizim kimliğimizi koruyacak olan bir şeydir. Sadece kimliğimizi mi? Yani bugün bir arı dünya iki defa dönüyor bir kaşık bal için. Bir kaşık bal için dönüyor. Şimdi bu coğrafyayı korumazsanız netice itibariyle o arı aslında bizim için çalışıyor. O kuşlar bizim için çalışıyor. Denizdeki balıklar bizim için çalışıyor. Denizdeki yosunlar bizim için çalışıyorlar. Bu bir ekosistem. Yani ekosistemin kaynakları kendi adımızda, kendi yaşadığımız topraklarda bunlar burada. Ekosistem burada. Yani bugün yerli danamız kalmadı. Dünyaya dana türü verirken yerli danamız kalmadı. şeydi. Yine hani kuzularda hasbel kadar gidiyoruz. Çünkü bizde kuzu işi, keçi işi biliyorsunuz ak koyunlar, ak keçiler, kara koyunlar isimleri bizim temel tekeli oğulları falan gibi isimler. Bizim şeyimiz, hayatımız. Çünkü biz mobilize bir millet olduğumuz için yanımızda hayvanların bizden rahat hareket edebileceği hayvanlar olması son derece önemli. İşte bu açıdan eğer kendi kimliğimizi korumak istiyorsak yaşadığımız coğrafyaları korumak zorundayız. Yaşadığımız coğrafın ekosistemini eğer korursak bundan sonraki toplumların da kendi kimliklerini anlama ve onları koruma imkanı vereceğiz. Yani çok basit bir kelime, Turfanda 30 senede kayboluyorsa, önümüzdeki dönemde yani kelime olarak kayboluyorsa, önümüzdeki dönemde 5-10 senede birçok şeyimiz kaybolacak. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani babaannenizin yemeğini e, hatırlarken dün akşam biz bir yerde bir yemek yedik. Bir anneanne, bir babaanne yemekler yaptı. Biz onları yedik. Çok hoşumuza gitti e, şeyde. Orada ki bizi misafir eden aile de aşağı yukarı bizim yaşlarımızdaydı. Demek ki onların da anneleri 80-85 yaşındadır. Şeyde onları yedik orada. Şimdi günümüzde eğer siz buna dikkat etmezseniz annenizin yemeğini hatırlayamayacak duruma geleceksiniz. Çünkü beslenmenizi artık siz karar vermiyorsunuz. Beslenmenizi sosyal medya, medya şey alanları, televizyonlar, doktorlar, bir profesör çıkıyor, yani kendi başına konuşuyor e, şeyde hayatında yumurta kaynatmamış demiyorum ki hani e, sahanda yumurta yapmamış yumurta bile kaynatmamış bir adam orada yemek tarifi yapıyor. Şimdi insan genetiği çok farklı bir şey yaşadığımız bölgeler çok farklı bir şey aradığımız tatlar sadece bizim kendi beynimizden mantıksal olarak verdiğimiz şeyler değil aradığımız tatlar genetiğimizde yerleşmiş olan değerler onlar bizi yönlendiriyorlar. Canınız bir anda bir şey istiyor. Durup dururken istemez yani. O aklınızdan çıkan bir şey değil o sizin canınız. Yani size bir şey yönlendiriyor. İç sizi yönlendiriyor. Bir şey görüyorsunuz, bayılıyorsunuz. Ama şimdi ne yapmaya başladılar? Hakikaten bir markette dolaşın, gıda bölümünde dolaşın. Renkler, isimler, sloganlar, her şey bizi ona doğru yönlendirmek için yapılmış olan sistemler. İşte bu sistemin içinde beslenmeye başladığınız zaman damak tadınızı da kaybetmeye başlayacaksınız. Niye söylüyorum? Bir ahçı olarak bizim müşteri kalitemizin damak tadı inanın çok aşağıya düştü. Bu son derece önemli. Restoranlarda pişirilen yemeklerin sayısı her yerde aynı oldu. Bugün hangi balık lokantasına gitseniz, hangi esnaf lokantasına gidin, nereye giderseniz gidin hepsi aynıdır. Dolayısıyla sizin önünüzde seçenek ayırmıyorlar. Şöyle söyleyelim. Ben bazen demişimdir. Domates bizim mutfağımızın katilidir diye. Domates hakikaten bizim mutfağımızın katilidir. Evet. Bugün esnaf lokantasına gittiğinizde, baktığınızda veya herhangi bir lokantaya gidip baktığınızda bütün yemekler kırmızı, domatesli, domates salçalı suyun içinde arkadaşlar. Domates sodyum bakımından çok kuvvetli bir şey. Yani al, onu aldığınız zaman yemin içindeki değeri artık anlamazsınız. Ne yediğinizi de anlamazsınız. Size de yedirirler, yedirirler yani bunu. Yani aynen böyle. Ya yani bugün Yıllar önce Urfa'da, ya bu anlattıklarım anekdottur ama bunlar hep böyle bir hayat tecrübesi anlamındadır. Urfa'da işte çiğ köfte, çiğ köfte iyi yapıyorlar. Ya dedim ki kardeşim bu biberle şey, domates veya domates salçası olmazsa bunu nasıl yapacak? Öyle çiğ köfte mi olur abi diyor şey diyor. Halbuki çiğ köftenin atasında domates yok, biber yok. şey, atasında yok. Yani Birçok baharatı da yok. Şimdi Lübnan'a giderseniz o domatesin ve biberin olmadığı dönemdeki çiğ köfteyi de yapar. Yani bizim hatamız bu. Yani biraz bu şekilde analitik düşünmeye çalışırsak işletmeleri de zorlamak durumundayız. Yani gittiğiniz yerlerde. Tabii ki yapısal bir şekilde, e, rahatsız edecek şekilde değil. Şimdi domates ilk gelmiş zaten Avrupa'ya gelmiş. Avrupa bir türlü benim Efendime söyleyeyim yeşilken tüketilmiş. Osmanlı'da da yeşilken tüketildi e, şeyde kırmızıya döndüğünde zehir olarak algılanıyor. Çünkü domates, patates, patlıcan aynı aile. Fakat patlıcan bu topraklarda bilmiyorum dünyanın kıtaları nasıl bölünmüş işte domatesle patlıcanın şeyi geni orada kalmış da patlıcanın geni burada kalmış. Onlar da çıkacak bugün ortaya illaki. zaten yorumlar vardır onlarla ilgili. Şimdi domatesin hayata girmesi, kavuşması uzun zaman alıyor. Bir aralar kavata dediler o yeşil domatese. Biz de inandık o zaman kavata diye. Eskişehirli var mı burada hiç? Orada kamber diye bir şey duydunuz mu hiç? Duymadım. Şimdi kamber diye bir şey biberi diye girdiğinizde göreceksiniz. Biber olur. Kullanıldığını biliyorsun. Şimdi kamber bildiğimiz domatesin aynısıdır. Şimdi bizi de yani eski kaynaklarda da kavata diye yazıyor. Şimdi hani her kaynak doğrudur anlamında değil. Ben ahçı olduğum için birçok hatayı veya yanlışı bulabilirim. Ama düz bir insan tercüme ettiği zaman yani konuyla ilgisi yoksa yani eğer bir tıbbi bir şeyi e, çevirecek insan tıbbi bir şeyi yoksa e, alanı yoksa orada birçok şeyi de yanlış çevirecektir. Şimdi mesela o kabber dediğimiz şey kabata şeye benzediği için domatese benzediği için hep o e, yeşil domates olarak algılanmış mesela tarihte. Hala birkaç tane tarihçinin şeyinde makalesinde var. Ben onları uyardım. Yani o o değil e, anlamında. Hayat böyle bir şey. Ya yani domates hayatımıza giriyor. Bir anda bir bakıyorsunuz bütün mutfağa teslim alıyor, bütün mutfağa teslim alıyor ve salçalı sulardan başka bir şey yemiyoruz. Şimdi gelelim e, buradaki toplumsal reflekslere gelelim. Mesela Ege salçayı en az kullanan bölge. Ege. Güneydoğu tamamen kıpkırmızı salça. Yani her tarafı e, şeyde. Güneydoğu. Doğu e, e, buna kısmen katılıyor. Batı Karadeniz de şimdi yavaş yavaş salçayı katmaya e, başladı. Bu çok tehlikeli bir şey. Niye tehlikeli bir şey? Çünkü sınırlı şeyler yemeye başlıyoruz. Yani bugün restorana, şimdi bu kitaplardaki reçete sayılarının e, çokluğu inanılmaz. Niye çok? Şimdi biz hangi mevsimdeyiz? Kış. Kışa Hangi rengi yakıştırırsınız? Bey. <laughs> kış. Kışa, kışa beyaz değil mi kış? Evet sayın o zaman sebzelerini. Ha? Şimdi bakın e, hayat böyle bir bize bize bir düzen veriyor. Yaşadığımız ülkede bu dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Dünyanın her yerinde bunu yaşamayabiliriz. E, size size neyi anlatıyor? Karnabahar veya lahana nasıl bir havada yetişiyor? Buz gibi bir havada yetişiyor değil mi? Onun içindeki mikrobesinler biz alırsak nasıl yapacağız? O mikrobesinleri biz vücudumuza alırsak biz de o mevsimin içine rahat yaşayacağız değil mi? Yani e, şey. dolayısıyla bulunduğunuz bölge mevsim çok önemli. Peki bahar desem yeşil. Yeşiller başlıyor değil mi şeyde? Şimdi siz önünüzde maydanoz var, taze soğan var, nanesi bilmem nesi falan filan. Biz bunları çocukken, bunları Turfan'da malı olarak yiyorduk. Hı? Şimdi bunlar hepinizin önünde var. Demek ki yeşille çağlası çıkacak, çakal eriği çıkacak, erik türleri çıkacak değil mi? Ve orada e, bir reçete var orada. O da çok ilginç. Bu da bir güzel bir anekdot. Bahar sarması diye bir dolma var Osmanlı'da. Bahar sarması. Ne olabilir? Yok. Üzüm yaprağı artık şeyde çıkacak. Mayıs'ta çıkacak artık. Tamam. Arkadaşlar hani biraz önce dedim ya taze soğanı efendime söyleyeyim taze sarımsağı şeyleri nanesi çakal eriği bir de şimdi hani görüyorsunuz ya göbek salata işte yağlı marullar falan filan kıvırcıklar görüyorsun. Onlar da yok ki. Onlar da işte o zaman çıkmaya başlıyor. Onlar çıkınca kıvırcık yaprağına sarıyor bu malzemeleri. Tamam bunun için bahar sarması. Şimdi sarma dediğimiz zaman sayısız yaprak sayabiliriz. At kestanesi, ilginçlerden söyleyeyim. Ayva yaprağı, ilginçlerden söyleyeyim. Dut yaprağı, kiraz yaprağı, değil mi? Fasulye yaprağı, Malatya şeyde. Ha? Tokat. Tokat asma. Asma da çok meşhurlar. Şimdi bu kadar çok yaprağa sarabiliyorsunuz. Bütün salata yapraklarına sarabiliyorsunuz. Bu sarma aslında laf olsun diye sarılan bir şey değil. Yani diyelim ki en çok el tutan şey değil mi? Bir kat diyelim ki yaprak koyduk veya lahana yaprağı koyduk veya işte pazı koyduk. İşte malzemeyi koyduk. Bir yaprak da üstüne koy tepsini, Doldur tepsiyi böyle şey yap. Bir seviyeye getir. Ama aynı tadı almayacaksınız arkadaşlar. Çünkü o yaprağı sardığınız andan itibaren o yaprakların hepsi bugünkü en hızlı pişirme e, aleti nedir mutfaklarda? Airfryer. Evet. <laughs> en hızlı pişirme. E, tencere nedir yani mesela? Ha? Düdüklü tencere değil mi? Bu yaprakların hepsi bu yaprakların hepsi, bu dolmaların hepsi bir tencerenin içinde bir düdüklü tenceredir. Yani içindeki inanılmaz bir basınç ve bu basınçla beraber o işte ne koyuyorsunuz bulgur, pirinç, malzemeleri ne koyuyorsunuz, eti ne koyuyorsanız onların hepsini müthiş bir şeyde buhar kompresle şeyde pişirip ve müthiş bir lezzet çıkarıyor. Yani o sarma dediğiniz o. Bundan sonra bir daha baktığınız zaman öyle bakın olur mu? Ee, Hikaye bu kadar derin. Yani çok fazla mutfak tekniklerine girmek istemiyorum ama şimdi bu kitaplardan bizim okuduğumuz bir e, imam bayıldı veya karnıyarık e, tarifi e, var e, şeyde. Burada. Bunda ilk icat edildiğinde ilk İlk icat edildiğinde istif istif yapıyor. Yani bir sıra patlıcan, bir sıra işte o zaman domates yok işte maydanoz, kıyma falan neyse. Bunları tencerenin üzerine yapıyor. O zamanki iman bayıldı. Böyle bir şey. Şimdi nereye geldik iman bayıldı karnı yarıkta? Ee, ikinci aşamasını söyleyeyim. Eskiden karnı yarıkta şu anda bir tane yarık var değil mi? Bir şeyde. Eskiden dört tane yarık var. Dört tane yarık var karnı yarıkları. Bir şey bu önemli bir şey çünkü evde de bir şey yaparken benim bu anlattıklarım e, balığı tutma teknikleri tamam mı? Yani bir şeye bakarken öyle bakın diye e, söylüyorum. Dört tane yarık var. Niye dört tane yarık e, koymuş olabilir? Bir tane koymak yerine? Evet çok doğru söylüyor hocam e, malzemeyi. Siz eşit bir şekilde kaba veya patlıcana eşit bir şekilde yayıyorsunuz. Bir çatal veya bıçak vurduğunuz zaman eşit bir şekilde yayılmış ve eşit bir şekilde alıyorsunuz. Şimdi bakın, e, onun için söylüyorum. Eski insanların mutfak aklı bugünkünün çok üzerinde. Yakalamak mümkün değil. Tamam. Yani niye teke düştü? Bir, işçilik. Tamam. İşçilikten dolayı teke düştü. Kötü mü? değil, başka mesele. Ama yerken aynı duyguyu yiyemiyorsunuz. Bazen patlıcanı yoğun geliyor, bazen kabağı daha fazla yoğun geliyor. İçiyle birleşmiyor. Yani biz nereye alıyoruz onu? Laboratuvar, ağzımız için laboratuvar. Yani bu laboratuvarın içine alıyoruz. O tat duyularını orada tatmin etmeye çalışıyoruz değil mi? Hikaye e, böyle e, bir mesele haline geliyor. Ve patlıcanı pişirirken, hazırlarken sapını ne yapıyoruz? Evet. O patlıcanın sapı, onu hafif sıyırıyorsunuz. Sıyırdıktan sonra içinden bir tahtamsı doku çıkar değil mi? Eskiden şiş kebaplar bu tahtamsı dokunun üzerinde yapılıyor eskiden. Değil mi? Çünkü o tahtamsı dokuda inanılmaz bir aroma var. O kokuyu, o aromayı, o lezzeti sıcaklıkla beraber etin içine veya tavuğun içine geçirmeyi düşünüyor. Şimdi eski dönemde gene bir akıl... Yani bunlar ulaşılır akıllar değil. Ee, diyelim ki şiş kebap yapacak. Yapacağı şiş kebap üzerine diyelim ki patlıcan sapını aldı. Şiş kebabı üzerine dizdi. E, şeyde Çeviriyor. Her çevirdiğinde o şiş kebabın üzerine dakiki has dediğimiz has un. Çünkü un o zaman beyaz un şeyde sarayda var. Her tarafta yok. Şimdi tersine döndü. Çünkü beyaz o zaman çok asil olduğu için üst düzeyin devamlı beyaza olan Aşinalı aşkı başkadır. Burasına vurup baklavacılar da böyle bir hani nişasta serperler ya, onun gibi serper çevirir, serper çevirir, serper çevirir. Bu e, üzerine attığı peksimet veya un veya dakik yaz niye böyle bir şey yapmaya düşünüyor ahçı? Kebap yapan yok galiba. Yani. Yağını üzerinde tutup üzerinde kabuk oluşturuyor arkadaşlar tamam mı? üzerinde bir kıtır oluşturuyor. Sizin ince zar gibi bir şey göremeyeceğiniz şekilde bir kıtır oluşturuyor. İşte hikaye akıl bu. Şimdi balığı diyelim ki eti patlıcan sapında pişirdik. Balığı nerede pişiririz? Yani balıktan bir şiş kebap yapacağız. Efendim? Duyamadın mı? Yok şiş yapacağız ya. Kiremitte nasıl şiş yapacağız? Ya? Biraz hayalinizi zorlayın bakayım. Şiş olması lazım. Kılıç şiş yapıyoruz. Kılıç şiş tamam ama e, o defne ağacı yok mu? Çünkü defne yaprağını devamlı kullanırız. De, hani nasıl patlıcan sapından etler için şey yaptık, şiş yaptık, defne ağacından yapılan şişler var. Şimdi burada balık tabii şöyle bir şey, Balığı küp küp kesiyor fakat bir tarafını derili bırakıyor. Yani bunlar dünyanın en iyi ahçılarının şu anda tasavvur edemeyeceği şeyler, bakış açıları bunlar. Aklın nerede olduğunu göstermeye çalışıyoruz. O akıl bugün olsaydı herhalde şey yapay zekayı yapacak akıl onlardı yani. Dolayısıyla biz biraz kendimize bu konuda daha fazla eğilmemiz gerekiyor. O bir tarafını derili bırakıyor balığı. Tabii ki defne ağacına e, e, dan yapılmış şişe takıyor. O derili kısmı bırakıyor. Bir, şekli kaybolmasın. İki, deri altındaki yağlar lezzete işlensin. Şimdi Güneydoğu'ya gittiğimiz zaman nasıl kuyruk yağını, iç yağını e, kuvvetlendirmek için lezzeti kullanırlar? O zamanki teknikte böyle bir teknik. Bu nedenle bizim e, Osmanlı'da veya atalarımızdan e, günümüze gelen, Tabii şeye girmiyoruz, peynirdir onlar bunlar, o kadar çok şey var ki konuşulacak buna sığmaz. Bilmiyorum vakit de e, bitti değil mi? Tamam. Şimdi e, hayata bugün birazcık farklı bakacağınızı düşünüyorum. Buyurun.